Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanı Ebu Cehil Bedir Harbi'nde öldürüldü biliyorsunuz. Ama bu Ebu Cehil'in İslam'a olan düşmanlığı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a olan düşmanlığı nasıldı? Allah ile olan münasebeti, Allah'a olan inancı, inanışı, tavrı, tutumu nasıldı? Bunu bilmedikçe onun İslam düşmanı olduğu hususunda da köklü bir bilgiye sahip değiliz. Temelli bir bilgiye sahip olmadığımız ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığına göre Ebu Cehil Allah'ı tanıyordu. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyordu. Vallahi böyle. Lokman suresini açın okuyun. Lokman suresinde şu ayet var. Ve le in se'eltehum men halakas semavati vel ard le yekulunnallah. Le yekulunnallah. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyle bizi haberli kılıyor. Bize haber veriyor. Bize bilgi veriyor Rabbim. Ey Resulüm, ey Habibim, ey Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbimizin hitabı. Eğer sen Mekke'deki inkarcılara, İslam'a karşı çıkan, Kur'an'a karşı çıkan, Allah'a karşı çıkan, Hazreti Muhammed'e karşı gelen Mekkeli kafirlere, Mekkeli inkarcılara sorsan, ki bunların başında Ebu Cehil vardı. En başta Ebu Cehil. Sorsan, men halakas semavati vel ard, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, le yekulunne cevaben diyecekler ki, Allahu, Allah yaratmıştır diyecekler. Bakın bütün Mekkeli kafirler, Mekkeli müşrikler Allah'ın yaratıcı olduğunu tanıyorlar. Aynen bizim gibi yani. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Bu ayet-i kerimenin verdiği habere göre Ebu Cehil Allah'a yeminle söylüyorum Allah'ı inkar etmiyor. Allah'ı tanıyor. Allah'ı biliyor. Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor. Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor. Allah'ın var olduğunu kabul ediyor. Gökleri Allah yaratmıştır diyor. Yeryüzünü Allah yaratmıştır diyor. Yeryüzünde ne varsa, ne var yeryüzünde? İnsanlar var. İnsanları Allah yaratmıştır diyor. Hayvanları Allah yaratmıştır. Hepsinin yaratıcısı Allah'tır diyor. Bak Allah'ı tanıyor. Bu noktalar çok mühim meselelerdir. Men halakas semavati, gökleri kim yarattı? Ebu Cehil'e soruyorsunuz, Allah diyor. Men halakal arda, yeryüzünü kim yarattı Ebu Cehil? Allah diyor. La aferin ya, Allah'ı tanıyor mu adam? Men halakan nase küllehu, bütün insanları kim yarattı diye soruyorsunuz Ebu Cehil'e, Allah yarattı diyor. Aferin ya, biliyor Allah. Peki derdimiz ne? Niye biz bu Ebu Cehil'le aramız bozuk? Niye Ebu Cehil İslam'ın düşmanı? Gelin Müslümanlar, burayı bir anlayalım ya. Vallahi bütün mesele burada, bütün derdimiz, davamız burada. Bütün sıkıntımız burada, bütün akıntımız burada. Çok mühim. Bizim cami cemaatine sorarsanız Ebu Cehil Allah'ı inkar ediyor zanneder. Vallahi yanlıştır. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Bizim cami cemaatine sorarsanız Ebu Cehil kafirdir, Allah tanımıyor. Hayır, yanlıştır. Allah'ı tanıyor. Tanıyor, tanıyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize bunları. Yoksa biz Ebu Cehil'i görmedik.
Nereden bileceğiz? Kur'an bize naklediyor. Ebu Cehil'in ve Mekkeli müşriklerin, kafirlerin Allah'ı tanıdıklarını, göklerin ve yerin yaratıcısı olduğuna inandıklarını bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Kaynağımız sağlam, Allah'a şükür.